Niye konuşuyoruz? Kötü günler gerçekten kimin ne zaman başına gelecek, ne gelecek hiçbir zaman belli olmuyor. Kadınlar olarak en çok korktuğumuz şeyler de kanser. Kadın kanserleri galiba hepimizin ileriki yaşlarda en endişe duyduğu, hep böyle evladımı düşündüğümde benim mesela çok korktuğum, bana bir şey olmasın ki ortada kalmasın diye böyle bazen rüyalarıma giren hastalık kanser. Kadın kanserlerinde önemli belirtiler konuşacağız. 5 önemli belirti üzerine konuşacağız. Çok değerli iki uzmanımızla konuşacağız. Kadın kanserleri uzmanı Profesör Doktor Mete Güngör, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi bugün, evet, kadın kanserleri üzerinde konuşacağız çünkü gerçekten önemli bir konu. Özellikle menopoz sonrası durumlarda basit bir kanamada bile hemen doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Bunun üzerinde ayrıntılı bir şekilde burada zaten hemen konuşacağız. Burada hemen değinmemiz gereken evet. Bir şey var hocam, değil mi? Hocamızın programımıza son katıldığı zaman çok yakın bir zamandı. Ekranları başındaki seyircilerim hatırlıyor mu bilmiyorum ama birazdan görüntüleri dönecek ben bunları size anlatırken. Bir seyircimiz bize başvurmuştu. Demişti ki menopozdan sonra çok kanama oluyor. Hatta burada diyordu ki Ceyda Hanım parça parça geliyordu elime. 3 sene boyunca kanamam oldu ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ve biz hocamıza teslim etmiştik onu. Çok şaşırtıcı şeyler oldu günün sonunda. Görüntümüz şu anda ekranda. 29 Nisan'da katılmış misafirimiz bize. Hocam siz anlatır mısınız neler yaşadınız? Ne umduk ne bulduk? Çok enteresan şeyler oldu çünkü. Şimdi gerçekten de söylediğiniz gibi Nedime Hanım'ı o gün programda ben gördüm ve tetkiklerini de baktım, tetkiklerini de inceledim. Ve kendisinde aslında bir menopoz sonrası kanama vardı. Ama bunu izah edecek çok önemli bir şey yoktu. Rahimin içinde de bir miyom söz konusuydu. Hatta ama o miyom biyopsiye gitmişti, evet, temiz evet, raporu evet, gelmişti evet, ama 3 senedir evet, bitmeyen bir kanama vardı. Doğru. Yani rahimin içerisinden de parça alınmış dediğiniz gibi ve hani miyom dışındaki muhtemelen dokulardan da alınan parça sağlıklı gelmiş idi. Sonra ben kendisini programdan sonra hastanemize davet ettim. Orada yaptığım ultrasonda miyomun şekli pek hoşuma gitmedi. Hı-hı. Ondan sonra da kendisine biz bir histereskopi yaptık. Görüntüsünden rahatsız olduğunu evet, değil mi? Evet. Ama zaten bir bakacaktık ne var ne yok tabii, diye. Hı-hı. Ve histereskopi ile girip kamerayla rahimin içerisine baktığımızda miyomu gördüm. Onun dışındaki duvarlar normaldi. Ama miyom hoşuma gitmediği için oradan biyopsi aldım. Ve biyopsinin sonucu da bizim işte sarkom dediğimiz biraz hani bu işin evet, kötüye doğru dönüşeceği cinsten bir problem gelince de o zaman Nedime Hanım'ın bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Kendisine bu da de, bu aşamada da zannediyorum. Evet, değerli arkadaşım evet, Mete Hoca'ya teslim ettim. Evet. Ondan sonrasını kendisine bırakalım. Evet. Şimdi Bülent Hocam hastayı bana teslim ettikten sonra bütün patoloji raporuyla birlikte teslim etti. Tabii patoloji raporu çok hoş bir rapor değil. Dolayısıyla yapılması gereken bir jinekolojik onkolojik cerrahi. Evet. Dolayısıyla bu cerrahide de rahminin, yumurtalıklarının, lenf bezlerinin ve varsa başka tümöral kitlenin hepsinin çıkartılıp tamamen temizlenmesi yani gerekiyor. Yani alınması gerekiyor. Evet, hepsinin alınması gerekiyor. Ve sonrasında da alındıktan sonra da patolojik rapora göre de ek fazla bir tedavi görmesi gerekiyorsa, ışın tedavisi veya ilaç tedavisi, onu da görmesi gerekiyor. Biz hastayı ameliyat ettik ve ameliyatını da kapalı olarak yaptık, robotik cerrahiyle yaptık. Ve rahmin yumurtalıklarını, lenf bezlerini hepsini aldıktan sonra şimdi patoloji raporunu ayrıntılarını bekliyoruz. Hı hı. Geldikten sonra muhtemelen radyasyon onkolojisine veya medikal evet, onkolojisine peki hocam hemen vereceğiz. Robotik demişken oraya evet, girmek istiyorum. Yani robotik cerrahi ne demek? Şimdi robotik cerrahi bir kapalı cerrahi tekniği. Bu bir laparoskopik cerrahi halk arasında da her zaman duyulduğu gibi. Burada bir robot kullanıyoruz kapalı cerrahide. Bu bir cerrahi cihaz, büyük bir cihaz. Bunu hastanın üstüne aplike edip biz kenardan bir konsoldan o manipülasyonları yaparak
hastayı uzaktan sonuçta ameliyat ediyoruz. Sonuçta gene ediyoruz. Ameliyatı siz yapıyorsunuz, evet. Ama robot kolları vasıtasıyla robot kollarını biz kullanıyoruz. Bize getirdiği avantaj ne? Daha doğrusu hastaya getirdiği avantajlar nelerdir robotla cerrahinin? Şimdi laparoskopik cerrahide kanser cerrahisinin kapalı olarak yapılmasını sağlıyor. Aslında kanser cerrahisi genellikle standart olarak herkes bilir kocaman bir açık cerrahiyle yapılır. Kocaman 20-25 santimetrelik karnında bir kesi vardır. Şimdi bunu elimine ediyorsunuz. Dolayısıyla evet. Böyle büyük bir ameliyatı robot sizin kapalı yapabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla yani normalde siz açık ameliyat mesela şuradan şuraya açıyorsunuz veya buradan açıyorsunuz. Şu şekilde evet, koca bir kesi oluyor. Şimdi, ama kapalı olduğu zaman veya robotla olduğu zaman delikler içinde 4-5 tane birer santimetreden küçük delikler oluyor. Ve hasta erken iyileşiyor. 2 gün, 3 gün içinde evine gidebiliyor. Hı hı. Bir hafta içinde normal günlük yaşantısına başlıyor. Ameliyat sonrası çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat. Açısından. Ağrısı az oluyor. Kanaması çok son derece minimal oluyor. En önemlisi bence kanser cerrahisinde ek tedavi alması gerekecekse bu büyük kesinin iyileşmesini beklemiyoruz. Bir an önce iyileştiği için hızlı bir şekilde radyoterapi veya kemoterapisine başlayabiliyor. Belirtilere geçeceğiz ama bu noktada çok önemli bir şey sormak istiyorum ben Bülent Hoca'ya. Artık genç yaşlarda da kanser görmeye başladık. Çocuk doğurma yaşında olan bayanlarda bir kanser geliştiği zaman çocuk doğurma yeteneğini kaybetmemesi için yapılabilecek bir şey var mı? Örneğin size geldiği zaman önce acaba yumurtalıklar mesela saklanabiliyor mu? Bu tür yöntemler gelişti mi? Tabii şimdi aslında şöyle, biz bu konuda da gerçekten Mete Hoca ile beraber çok geniş çalışmalar yapıyoruz. Örneğin meme kanseri olmuş bir kadın tedavilerini almadan önce, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavileri almadan önce yumurtalarını ya da embriyolarını dondurabiliyoruz. Ya da rahim kanseri olmuş bir kadın yine tedavi edilebiliyor ve rahim kanseri olmuş kadın herhangi bir şekilde cerrahi tedavisini görmeden önce tamamen ilaçlarla baskılanıp daha sonra anne olabiliyor. Bizim de bu şekilde uyguladığımız vakalarımız var. Yine rahim ağzı kanseri olan bir kadın, belki birazdan hoca da bahseder, rahim ağzının belli bir bölümü alınıp geri kalan kısmı korunarak yine anne olabiliyor. Yani dolayısıyla gerçekten günümüzde artık teknoloji bu konuda çok gelişti. Aslında biz bu anlamda kadın kanserlerinin 5 belirtisinden 5.sini, yani anormal vajinal kanamanın üstünden geçmiş bulunduk. Fakat ben bir kadın olarak konuştuklarınızdan şunu anlıyorum ki menopoz sonrası yoğun kanamanız varsa, biyopsi yapılmışsa dahi hala bir şeyler söz konusu olabilir. Çünkü sizin dediğiniz ve anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Evet, bir parça alınıyor. Alınan bölgedeki miyom temiz ama içeride gelişen başka bir durum var. Yani belki de o miyomun tamamen incelemeye alınması bizi daha emniyete alacak demektir. Doğru tetkikler şart. Menopoz sonrası büyük kanamalarda. Kadın kanserlerinin 5 belirtisinden ilkini geçelim istiyorum. Buyurun hocam, yanıma gelin lütfen. Karında sertlik ve şişlik. Ben anlatayım. Buyurun sana. Lütfen. Şimdi karında sertlik ve şişlik son derece genel bir bulgu. Aslında tamamen kadın hastalıklarına yönlendiremeyebilirsiniz. Bu nedenden dolayı hastaların bir kısmı gerçekten gastroenterolojide, dahiliye bölümlerinde dolaşıp zaman kaybederek bize gelirler. Karında sertlik ve şişlik özellikle yumurtalık kanserlerinde veya yumurtalık kanser olmasa da kistlerinde kocaman bir kitleyle hasta size başvurabilir. Bağırsaklarındaki davranış şeklini bozabilir. Dolayısıyla gaz şikayeti de yapabilir. Birlikte düşündüğünüz zaman karnında bir şişlik şikayeti, devamlı geçmeyen. Büyük tuvalet sıkıntısı, gaz çıkarmada zorluk, karın ağrısı ve bazen de zayıf kişilerde eline bir kitle şeklinde de gelebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda jinekolojiyi unutmamaları ve mutlaka dahiliyede gezmekten daha çok mutlaka bir jinekoloğa başvurmaları gerekir. Bunun haricinde de bu kitlelerin bir kısmı tesadüfi olarak rastlanır. Bu nedenden dolayı rutin yıllık kontrollerinizi mutlaka yaptırmanız gerekir. Peki, yılda kaç kere gelmesi gerekiyor bir kadının jinekoloğuna? Genel olarak bir problem yoksa kontrolden sonra bir yıl sonra çağırırız. Bir yıl sonra gelmesini isteriz. Onun dışında daha sık gelmesine, özel bir neden yoksa, bir şikayet ekstradan çıkmamışsa gelmesine gerek yok. Peki simir testi? Simir testi de şu anda protokol senede bir yapılmasıdır. Senede bir. Evet, senede bir yapılmasının amacı şudur. Rahim ağzı kanserinin tarama metodudur simir testi. Şimdi daha farklı yöntemler de çıktı. Belki daha sonra anlatırım.
Bu uzun süreli bir kanserdir. Yani normalden kansere geçişi yaklaşık 10-15 yıl sürer. Hmm. 10-15 yıl sürdüğü için acele etmeye, panik yapmaya bir gerek yok. 2 ayda bir, 3 ayda bir simir testi yaptırmaya gerek yok. Senede bir yaptırarak siz rahatlıkla kanser öncesi dönemde daha hiç kanser olmadan o 15 yıllık süre içinde mutlaka hastayı tanırsınız. Bu noktada isterseniz bu yeni teknolojiden bahsedelim biraz. Çünkü ben de onu okudum. Aslında mide kameraya öyle bakıldığı zaman yani endoskopide de bu tarz bir yaklaşım var. Yani ışıklı bir değerlendirme evet. metodu anladığım kadarıyla. Biraz bundan bahseder misin? Simir testine göre sanki daha kolay bir değerlendirme metodu gibi göründü bana çünkü. Şimdi bu yöntem spektroskopi olarak geçiyor aynı zamanda. Yaklaşık 10-15 yıldır temeli olan bir yöntem. Dolayısıyla uğraşılıyor ve son noktaya geldi. Eylül ayında da artık dünyada kullanıma açıldı. Artık yeterli olduğu düşünüldü. Simir testleri yanlış sonuç verme ihtimali var veya hiçbir şey yokken sanki bir şey varmış gibi sonuç verme ihtimali de var. Dolayısıyla doğruluk oranları yaklaşık %65-75 civarında geziyor. Şimdi bizim artık daha garanti bir, daha iyi bir tarama yöntemine ihtiyacımız var. Bu ışıklı tarama yönteminde ışık göndererek bir özel bir props vajene uygulayarak ışığı oraya tutuyoruz ve ışık bize geri yansıdığında oradaki hücrelerde herhangi bir kansere yönelik bir lezyon var mı yok mu bize bunu söylüyor. Dolayısıyla anında söylüyor. Masadayken hasta söylüyor. Biz bir preparat alıp da bir örnek alıp patolojiye göndermiyoruz ve sonuç beklemiyoruz. Dolayısıyla bir laboratuvara ihtiyacımız yok. Anında cevap verdiği için de biz onun hemen bir sonraki aşamasına geçme şansımız var. Bir de simirden daha özelliği, farklı bir özelliği, daha lezyon kendisini göstermeden önce hastayla ilgili bize gelecekte bir problem olabileceğinin bilgisini veriyor. Ve biz de o hastaları daha yakından takip ediyoruz. Evet, bir sonraki kadın genital kanserlerinin belirtisine geçmek istiyorum hemen. Genital yaralar ve kaşıntı. Özellikle böyle bir yaranın olması belki dış ağızda olabilir. Bir kanserin ilk belirtisi olabilir değil mi? Doğru. Yani şöyle bu bu genital yaralar tabii bazen enfeksiyon nedeniyle olabiliyor. Bazı enfeksiyöz ajanlar bizim işte halk arasında frengi denilen ya da başka bir takım problemler işte uçuk virüsü gibi evet. bunlar bu yaraları yapabiliyor. Ama özellikle bu yara olur ve uzun süre devam ederse kaşıntı yine uzun süre devam ederse o zaman acaba bunun altında bir kanser olabilir mi diye araştırmak Hocam, lazım. Ne kadar uzun? Valla burada tabii aylarca diyebiliriz. Yani aylarca sürecek. Yani mesela tedavisini oldu, ilaçlarını aldı, tabii, geçmedi tabii, ve doğru, aylarca. Doğru. Değil mi? Onu kastım. Aylarca. Yani örneğin her hanımda aslında her hanım hayatının bir döneminde mantar olabiliyor. Evet. Mantar da sıklıkla kaşıntı yapan evet. bir problem. Hı. Ama kaşıntı oldu, doktora gittiniz, tedavi oldunuz, tedaviyi kullandınız ve şikayetleriniz geçti. Ama geçmiyor. Sürekli aynı şekilde şikayet devam ediyor. Çünkü oradaki hücrelerde yani epitel dediğimiz hücrelerde bir problem oluyor. Hı hı. Ve o problem de sürekli böyle bir kaşıntıya hatta daha ilerleyen dönemlerde orada bir yara gibi bir oluşumun işte halk arasında hı hı. çıban derler evet, bazen evet. öyle bir şeye neden oluyor. Ve akıntılı, kaşıntılı. Sil gibi mi? Evet. Önce sil gibi de. Başlayabilir. Tabii bu sihirler farklı bir olay. O sihirlerin yakılması var galiba bir de değil mi? Öyle şey. Evet, evet. Sihirler yakılıyor, donduruluyor. İşte evet, evet. hocamız yapıyor onları. Dolayısıyla bunlar var ama burada tabii daha farklı bir olay var. Böyle deri yüzeyinden kabarık değil de belki deri yüzeyinin içine doğru giden yani bir nevi bir yara. Sanki oradan bir parça kopmuş gibi bir yara da oluşabiliyor. Aklıma gelmişken hemen size Tabii. bir şey sormak istiyorum. Örneğin serviks yani rahim ağzı kanserlerinde bazen de gebelik sırasında mesela tanı konabiliyor. Doğru. Bu tür durumlarda yaklaşım nedir? Hani gebelik mutlaka sonlandırılır mı yoksa daha erken evrede yakalandıysa basit bir rezeksiyonla çıkarmayla o bölgenin temizlenmesi mümkün müdür, tedavi mümkün müdür? Yaklaşım ne? Tabii ben isterseniz kısaca onu söyleyeyim. Geri kalanını hocaya aktarayım ama şöyle tabii rahim ağzı kanseri çok önemli bir kanser. Ve o zaman gebeliğin bulunduğu aşama ve aynı zamanda da rahim ağzı kanserinin evresine göre hareket etmek lazım. Yani
Onu isterseniz duruma göre evet, sizin oradan Mete Hoca'ya ben bırakayım. Eğer kanser öncesi lezyon safhasında ise rahatlıkla bekleyebiliriz. Gebelikten sonra tedavisini yapabiliriz. Yani simir bakıldı. Mesela öncü hücreler var ama kanser daha yok. Yok. Onu biz rahatlıkla bekleyebiliriz. Gebelikten sonrasında tedavi edebiliriz. Ama aşikar bir ileri evre bir rahim ağzı kanserinde beklenmez. Ne zamansa sonlandırılır. Onun haricinde eğer gebelik 30 hafta civarında, yani bebek doğduğunda yaşayabileceği, bizim yaşatabileceğimiz bir potansiyele sahipse, o zaman önce bebeği sezaryenle doğurtur, ondan sonra da gerçek radikal cerrahisini yaparız. O zaman hem kanserin evresi hem de gebeliğin evresi size burada tedavi yaklaşımını planlarken önem taşıyor. Size. Evet, kadın kanserlerinin bir diğer belirtisi zannediyorum özellikle ileri evre olduğu zaman tuvalet alışkanlıklarındaki değişim. Burada hasta dışkılamada veya idrar yapmada nasıl farklılıklar hissedebilir? Şimdi özellikle idrar yapmada obstrüktif üropati dediğimiz idrarını zor yapar, yapamaz. Karın ağrısı. Tıkanıklık oluyor. Tıkanıklık olur ve dolayısıyla da bu bir üst tarafta birikme nedeniyle bir böbrek yetmezliğine götürebilir. Veya... Yani tümör o kadar büyüyor ki idrar yolunu kapattığı aynen için... Diye. Boşalamıyor ya mesane veya çok ileri evrelerde. Böbrekler. Evet. Biz hiçbir zaman bu kadar ileri evrede hastayı görmek istemiyoruz. Çok daha elbette öncesinde biz hastayı görüp ona göre tedavisi yapmak istiyoruz. Onun dışında büyük tuvaletiyle de ilgili sıkıntılar olabilir. Büyük tuvaletini yapamaz. Sanki varmış gibi hissedebilir. Kabızlık veya ishal tarzında bir takım değişik bulgulara sahip olabilir. Aynı zamanda karın ağrısı olabilir. Dolayısıyla biraz evvel de söyledim, dahiliyeci ve gastroenterologda dolaşırlar bu nedenden dolayı veya ürologda dolaşabilirler. Ama mutlaka bir kadınsa bu bulgularda mutlaka bizim görmemiz gerekir. Hangi kanser tiplerinde bu tür belirtiler ortaya çıkabilir? Özellikle, yumurtalık kanserleri mi ön planda yoksa rahim kanserleri mi? Rahim ağzı kanserlerinde bu idrar yolu tıkanmaları söz konusudur. Çünkü o bölgeyi kapatır. Üreterlerinizi, idrar yollarınızı tıkar tümör ileri evre ise. Onun dışında yumurtalık kanserlerinde o büyük kitle bağırsaklarınıza bası yapacağı için karnınızda şişkinlik, kabızlık şikayeti, büyük tuvaletinizi yapmakta zorluk gibi şikayetler yapabilir. Rahim içi kanserleri, rahim kanserleri bu bulguların büyük bir kısmını yapmaz. Genellikle Ceyda'nın da dediği gibi menopoz sonrası kanamayla bize gelir hastalar genellikle. Peki kadın hastalıkları, daha doğrusu kadın kanserleri genetik midir hocam? Şimdi genetik bazı vardır ama büyük bir kısmı genetik değildir. Yumurtalık kanserlerinin yaklaşık %10'unun genetik bazı olduğunu biliyoruz. Özellikle meme kanseri olanlardaki bazı mutasyonlar, genetik değişiklikler yumurtalık kanserlerinin de daha fazla ortaya çıkmasını, aynı zamanda meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanserlere sahip aile fertleri olan kişilerde, özellikle 40-50 yaş arasında ve daha erken yaş gruplarında, onlarda bu genetik hatalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla kendilerini o yönde takip ettirmeleri lazım. Meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim içi kanseri ve kolon kanserinin birbiriyle ilişkisi vardır. Yaklaşık %10 civarındadır bu genetik baz. Kanserlerdeki ilk tedavi yaklaşımı genellikle cerrahi oluyor, özellikle erken evre yakalandıysa. Ama bazı durumlarda kemoterapi, radyoterapi veya brakiterapi dediğimiz iç taraftan bir radyoterapi yöntemi de sizin tedavi metotlarınızın arasında var. Var. Hangi hastalarda tercih ediliyor? Şimdi rahim ağzı kanserleri genç yaşta görülebilen bir kanserlerdir. Özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Rahim kanserleri genellikle 40 yaşından sonra gözükür. Yumurtalık kanserleri ise herhangi bir yaş grubunda, adolesan da olsa gözükür. Şimdi bu yaş gruplarına baktığınız zaman kanser olduğunda hastaların bir kısmının daha çocuk sahibi olmamış olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla biz bu hasta gruplarını çocuk sahibi olabileceği bir cerrahi yöntemle de tedavi edebiliyoruz evresine göre. Eğer erken evredeyse onun çocuk sahibi olabileceği şekilde doğurganlığını koruyarak tedavi ediyoruz. Değil mi? Evet. Bir kısmına ise ileri evre olabilir rahim ağzı kanserleri. İleri evrede biz onlara ışın tedavisi vermek zorundayız. Ameliyat edemiyoruz. İşte bu noktada sevgili arkadaşım Bülent Hoca'nın da branşı devreye giriyor. O hastalarda yumurtalar dondurulabilir. Cerrahi bu tedavi öncesinde yaklaşık bir aylık bir gecikmeyle tedavisine başlayabilir. Dolayısıyla da ekip bu şekilde evet, hastalara da devam evet, hastalar bu şekilde tabii çok daha rahat olarak onlara hani böyle bir olanağınız varsa onlara da peki, bu vizyonu peki siz bunu seçiyoruz. Hastayla konuşurken mutlaka sorar mısınız yoksa hastanın mı size talep etmesi gerekir? Yani ben hocam işte ileride anne olmayı planlıyorum veya ikinci, üçüncü çocuğumu doğurmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor diye mutlaka size sormalı mı?
Çok affedersiniz. Biz sorarız. Onların mutlaka çok açık yüreklilikle söylemesi lazım. Ciddi isteği olması lazım. Şimdi hocamın dediği çok doğru. Şöyle ki kişi kanser olduğunu öğrendiği zaman artık hayatıyla alakalı bir kaygısı. Sürece giriyor. Ve o yüzden de çok fazla esasında bunları düşünmüyor belki o aşamada. Yani ben bir kadın olarak kanser olduğumu öğrensem çocuk doğurmak istemem. Çünkü yani ister istemez derim ki bana bir şey olacak zaten. Çocuk doğurursam ona ne olacak derim. Ama ne zaman ki bir doktor karşıma çıkıp uzman bir doktor hayır biz seni kurtarabiliriz. Eğer istersen ileride bir çocuk doğurma ihtimalin de var gibi bir şekilde gelirse karşıma bu benim için çok aydınlık bir haber olur. Hem hastalığımı iyileştirmem için bir umut hem de ileride bir çocuğum olacağını bilmek başka bir motivasyon olur. Şimdi çok haklısınız tabii burada hani sadece siz gelecekte çocuğum ne olacak kaygısının yanı sıra kendinizle ilgili kaygılar da yaşıyorsunuz. Evet. Acaba ben yaşayacak mıyım? Kaç yıl yaşayacağım? Ne olacak? Kurtulabilir miyim gibi. Şimdi bu aşamada işte hani Mete Hoca'ya gelen bir kanser hastası bu bilgileri edinip o şekilde bir üreme uzmanına müracaat ederse çünkü bugün kanserlerin artık biraz evvel hoca da anlattı erken tanısı çok arttı. Ve fark ediyor. Evet, fark ediyor. Dolayısıyla kişiler aslında belki yaşamlarının geri kalanında hiçbir eksilme olmadan yaşayabilecek. Hocam zaten en sağlıklı halimizle bile çocuk yaptığımızda bilmiyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu bir umut. Kadın kanserleri belirtisinde konuşmamız tek bir belirtimiz kaldı. Siz şöyle öyle alacağım. Tabii. Karın ve kasık ağrısı aslında bakarsanız belki de her adet döneminde zaten bir kadın karın ağrısı yaşıyor. Ve dolayısıyla önce söyledi aslında dışkılama problemi yaşandığında karın ağrısı olur diye de. Dolayısıyla burada aslında hani kimseyi de tabii korkutmak istemiyoruz. Sadece amacımız biliyorsunuz sizi bilgilendirmek. Burada kadın kanserlerinde de karın ağrısı ve kasık ağrısı hangi evrelerde olur ve nasıl bir tür kasık karın ağrısıdır bunlar? Onları tarif etmenizi rica edeceğiz. Şimdi genellikle alt kadran dediğimiz pelvis bölgesi ağrılarıdır duydukları. Ama eğer mesela bir yumurtalık kanseri varsa ve o kitlenin bütün batını etkilediğini düşünürseniz, bütün karnı etkilediğini düşünürseniz genel olarak bir karın şişliği ve karın ağrısı eşlik edebilir. Onun haricinde her kasık ağrısından tabii ki hani hemen kanser oldum diye doktora koşmamanız lazım. Özellikle de bir korku imparatorluğu yaratmak niyetimiz yok burada. Kasık ağrısı adet dönemlerinde olur. Adet arasındaki yumurtlama dönemlerinde kasık ağrısı olabilir. Ama siz bir şekilde takip etmeniz lazım kendinizi. Eğer normal alışılmışın dışında bir kasık ağrınız var ise o zaman mutlaka bir muayeneye gidebilirsiniz. Erken devre yumurtalık kanseri olabilir. İleri evre rahim ağzı kanseri olabilir. Rahim kanserleri bu şikayeti yapmazlar genellikle. Evet aslında bir tane belirtimiz kalmıştı ama onu konuştuk. Belki sadece tekrar altını çizmek adına söylemek gerekli herhalde. Menopoz sonrası anormal bir kanama olması bizim için bir kadın kanserinin belirtisi olabilir. İlk belirtisi olabilir. Bu yüzden buna lütfen dikkat edin diyorum. Ama bir kadın olarak aslında şu genel konuştuğunuz şeylerden şunu anlıyorum ki bir şeylerin ters gittiğini anladığımız an kadın doğum doktorumuza başvurup erken teşhisi koydurabilirsek, erken tanıyı gerçekten aslında kurtulma şansımız çok yüksek. Bu doğru bir şey mi? Doğru. Ben birkaç tane mesaj vermek istiyorum izin verirseniz. Bir, taramayla kanserlerin büyük bir kısmından tamamen kurtulabilirsiniz erken evrede tespit edildiğinde. Biz özellikle rahim ağzı kanserleri ve rahim kanserlerini %100'e yakın eğer erken tespit ettiysek tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla bundan size bir şey olmuyor. Yumurtalık kanserleri birazcık daha farklı. Onları genellikle tesadüfi olarak erken dönemde rastlıyoruz ve onlarla mücadelemiz birazcık daha zor. Bir de ikinci bilgi şu, kanser olan hastalarda çocuk sahibi olabilirler. Eğer çocuk sahibi olmamışlarsa daha önce ve istiyorlarsa, burada da yine buna mutlaka kafanızın bir kenarında dursun. Rahim içi kanserlerinde biz ilaç tedavisini vererek bir üreme uzmanına gönderip çocuk sahibi olmasını tüp bebek yöntemiyle sağlayabiliyoruz. Bir de rahim ağzı kanserlerinde ileri evrelerde ışın tedavisini vermeden önce yine yumurtalarının dondurulmasını sağlayabiliyoruz. Bülent Hocam. Evet yani aslında tabii hocam çok değerli bilgiler verdi. Ben de buradan şu mesajı vermek istiyorum. Bütün aslında kadınlar düzenli olarak kontrole gitmeliler. Ve sadece şikayetleri olmasa bile
hiçbir problemleri olmasa bile en azından yılda bir kere mutlaka tedaviye gitmeli ve simir yaptırmalı. Kaç yaşından sonra başlamalı hocam bu tetkikler? Aslında tabii simir yaptırabilmek için kişinin artık cinsel olgunluğa ulaşması ve cinsel aktivitesinin başlamış olması gerekiyor. Başladıktan hemen sonra gidebilirler. Yılda bir kere, evet, o zaman jinekoloğuyla görüşmek gerekiyor. Yılda bir kere gitmeliler. Peki aşılanma konusunda bir şey söyleyecek misiniz hemen cinsel aktivite deyince? HPV, evet, HPV aşıları dediğimiz aşılar esasında günümüzde çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ve dünyada birçok ülkede de aslında doğrudan doğruya sağlık bakanlıklarının ya da toplumun zorunlu kıldığı bir nevi aşı rehberine girmiş durumda. Ve 12-13'lü yaşlarda yapılması doğru gerekiyor 9, değil mi? 9 ila 11 yaşlar arasında başlanması öneriliyor ve bu da aslında artık hepatit B aşısı gibi belki rutin bir artık, değil mi? Aşı olacak gibi gözüküyor, evet, ilerleyen dönemde. Evet. Çok değerli hocalarımız, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.